Her maçta, her pasta. Her şutta, her golde. Her zaman, her yerde. HDI Sigorta. Sporun sigortası HDI Sigorta. Çekirdekçi tayfa Euro özeli sunar. Her zaman, her yerde HDI. İşin özü abi toparlamak gerekirse. Dünkü maçta bir geri dönüş vardı. Evet. <laughs> Şimdi konuşacağız. Hırvatistan-İspanya maçında bir geri dönüş oldu. Ama hiçbir takım Şimdi biraz böyle bir şey yapacağım. Olacak o kadar mizah yapacağım. Hiçbir takım bizim kadar iyi geri dönemedi. <laughs> Turnuvada ilk geri dönen takım olduk. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Business class, özel uçak. <laughs> Değil mi? Ve Hırvatistan, İspanya diyelim. Biraz, biraz futbol konuşalım. Tekrar futbola e, dönelim. Yani e, şimdi maçı izlerken Luiz Enrique... İkinci yani ikinci maçtan beri tabii ikinci maçtan beri hani İspanya'yı kırmızılar yapalım şimdi. İş, aklımız karışmasın burada. Hırvatları mavi yapacağız. Geriden kurgulasan. Evet. Geriden şöyle e, kurgulamamız e, gerekirse. Burası ne? Gaya. Aspli Kuyeta. İntihar eden oyuncumuz. Bir dakika onu şuradan bir tane daha çıkartayım evet, ama birazdan ya. alırım onu ben e, şeyde. Erik Garcia ve Emil Laporte evet Bu dörtlüğümüz var. Ama bu dörtlüğün temel prensiplerini Sürekli dörtlü oynamak değil. Şimdi Gaya İspanya'da yani oynadığı ligde çok fazla hücumu kullanan bir oyuncuydu. Şimdi bunu ön plana atarak Luis Enrique dedi ki benim esas amacım şurada şöyle üçlü kalmak. Asimetrik bir üçlü kalmak. Asimetrik üçlü de genellikle şu şekilde kalıyordu. Şurada göstermeye çalıştığım gibi. Maçın ilk yarısından bahsediyorum. İkinci yarı başka bir şeye döndü iş çünkü. Aspilicueta, Laporte ve Eric Garcia'lı bir üçlüye dönüyordu. Şu asimetrik üçlüye döndü. Gaya'yı ileri attı. Fakat Batistan o bölgeyi doğru kapattığı için daha sonra İspanya oradaki hücumlardan hep eli boş döndüğü için çok fazla işe yarayan bir kurgu olmadı. <laughs> Maçın belirli anlarında. Maçın 45'inden bahsediyoruz. Tabii ki bir de Pedri'nin atmış olduğu pasta. Unai Simon yani iki genç arkadaşın <laughs> Evet. ortaklaşa hatası orada işi farklı bir yere götürdü. Kimi... İspanya e tam golü bulacak diyordum ben çünkü. Kime yazalım oradaki asıl hatayı? Simon'un hmm, yani doğru beden kullanımını yapamamasına mı? Yok, dalgınlığına mı yoksa Pedri'nin o kadar uzun mesafeden kalenin içine doğru pas vermesini mi? Benim yani yüzde koymak gerekirse ben teknik olarak biraz Pedri'ye yazıyorum burada. Evet ama işte orada da kalecinin oyunu okumasıyla alakalı. Şöyle söyleyeyim. Yani oyuncuyu izlerken, maçı izlerken mesela özellikle savunma oyuncularını izlerken kaleci de dahil dikkat ettiğim bir şey vardır. Anı mı izliyor? Yani pozisyonu mu izliyor, maçı mı izliyor? Şimdi bu ikisi çok farklı şeydir. Tamam. Pozisyonu izliyorsan çok çabuk hata yapabilme ihtimalin vardır. Ama maçı izliyorsan genel olarak önünde tamamen ne olup bittiğine bakıyorsan ona göre reaksiyon alabilirsin. Şimdi orada ne olmuştu? Hırvatistan herkesi sıkıştırdı orada değil mi? Hı -hı. Şimdi İspanya savunması da merkeze yakın olduğu için yani ön, ön alana yakın olduğu için Pedri'nin şuradan atacağı, şuraya atacağı her top top kaybına çok müsaitti. Pedri mecburen ne yaptı? Abi bir dakika ben bir geri döneyim dedi. İşte orada i̇şte, o anda yanlış bir geri dönüş yani geri pası vermesinde sıkıntı yok. yok ama geri pası verme şekli sıkıntılı. Ama neye göre verdi o pası da? Kalecinin o anlık aldığı pozisyona göre ama falso verdi. falso verdi topa. İşte yani fazla teknik çocuk. Çok teknik attı. <laughs> tamam mı? Falsolu kale içine Mesela, de doğru pas verdi. Unai Simo şuralarda olsaydı çok fazla başı belaya girmezdi. Ama şöyle de bir şey var. Burada, sık, burada oyun sıkışmışken hiçbir İspanyol oyuncu yani İspanya'da hatırla buradan kaleciye pas yok İspanya oyununda. Bir vermek zorunda kaldı. Belki de zorunda, kalması zorunda kalması kaldı. gerekiyordu. İşte, ha, o Belki de hani daha yanlış bir tercihle Topun oyunda kalmasını falan sağlayabilirdi. İşte, abi İspanyollar daha yanlış bir tercih yok adamların. Özellikle Pedri'nin yazılımında yok tamam mı? Yani, bir tabii ki Simon'un yaptığı yok, pap, yok. Bir yani %50 ve %49'luk bir hata şey paylaşımı Şey değil, burada golü siz nasıl yediğiniz anlamında değil. O, o Olayı çözmeye çalışıyoruz Pedri biz. Pedri bir daha kariyeri boyunca o pası bir daha vermeyecek. Yok, Pedri şey atar, corner atar bu pası oraya vermez. Hadi böyledir bu işler. Burada Pedri hatalı, Unai Simon hatalı değil. O mesele biz o değil. Real evet. ne yaptı o esnada? Real Madrid'i ya, yani biraz o geri dönmeye mecbur etmeler vardır ya. Ha böyle bak pas hatası, hatta bu tip hataları oyuncu yapmaz. Bireysel hata yapmaz. Ha oyuncu acayip yeteneksizdir. İspanya takımında ben sahaya çıkarım. Evet ben orada topu şeyin ayağını atabilirim tamam mı? Modric için ayağını atabilirim. Çünkü o benim ama ha bu arada ben böyle bir gol attım. Ha futbol oynadığım dönemde. Orta sahadan <laughs> duran top dönüşü geride bekleyen adamdım. Top geldi. Topu normalde hani karşılamak istersin ya. He. Topu tam böyle alayım dedim. Baktım önümde sekecek. Yükselmedim. Arkamda döndü. Hiç kaleye bakmadan hani arkamı döndüm. Kale diye bağırdım. Ayak içiyle bir gönderdim. Bak ben şurada yaptım bu geri pası. Şuradaydım ben. Şurada top sekti. Döndüm. Kale dedim. Topa bir vurdum. Kaleci burada. Ha, senin kaleci zaten oraya gelmiş. <laughs> o senin e, çevre oraya... kontrolünle alakalı. Evet, hiç <laughs> yok. Şöyle <laughs> döndüm bak, şöyle döndüm. Kale dedim bir vurdum. Kaleciyle karşı karşıya kaldık sonra beraber gol e, Efendim demiştin <laughs> efendim kardeşim deyip yanıma geldi. Hadise şu. Pas hatasını takım yapar. Oyuncu yapmaz hiçbir zaman. <laughs> Burada Pedri'nin pas hatası değildi ama yani gole yönlenecek şey de biraz da İspanya'nın takım olarak yaptırdığı bir pasto. O asimetrik şuradaki şu dizilimi Şuraya doğru daha doğru ayarlayabilselerdi, muhtemelen Pedri daha farklı bir e, opsiyona şey yapardı, gidebilirdi. E, gidebilirdi. Onu söyleyeyim. Bir de tabii rakip kaleye döndüğü zaman oyun görüşü bu kadar etkili olan bir çocuğun kendi yüzü kalesine dönük olduğu zamanki hadiseyi de doğru anlayabilmek lazım. Belki de ilk defa böyle bir şey yapmak zorunda kaldı Pedri. 18 yaşında. Yani, ama muazzam. Çünkü dün Ferran Torres'in atmış olduğu... Yani Darsu Aspliköy'ten atmış olduğu golde Anahtar pasıyla Pedri'den geldi. Ve son iki maçtaki dördüncü anahtar pasını attı bu adam. Müthiş. Türkiye'deki anahtar pasçılara selam olsun. <laughs> Oyun Oyuna beklerin dahiliyeti de... Bu turnuvada çok öne çıkıyor. Bu maçta da... Şimdi İspanya'nın birinci golünde... Golden önce şutu çeken oyuncu sol bek şuradan çekiyor şu. Hı hı. Bir de bir çekti, sekti döndü, iki pozisyonda kaldı. İspanya'nın ikinci golünde Aspilicueta. Golü atan bir de bak şurada Aspilicueta pozisyonu başlatıyor. Hı, hı. İlk pası veriyor. Sonra ya ben bek oyuncusuyum. Şöyle koşayım demiyor. Direkt. Ne için? Thomas Tuchel üçlü savunma ve iç alan, yarım alan kullanımı. Fransa maçındaki mevzu stoperlerin oyuna ne kadar dahil Tabii. oldu. Yani diyor ki ben buraya giderim çünkü arkam toparlanıyor. He. Şuraya gelip bir de şuraya da arka direğe de koşmuyor. Direkt santrafor boy, koşusu orada, yapıyor. Boy, Bravo. Bu. İspanya'nın 3. golünde bu sefer bek oyuncusunun ne kadar önemli olduğu Hırvatistan tarafından yaptığı hatada Guardiol'un bir burada biraz suya dalması evet. ama bir yandan da o anda e, Bekalo'nun oyuna girmesiyle üçlüye dönüp Pozisyonunu kaybetmesi. Tabi orada şimdi Torres'in müthiş görüşü. başka Şurada kim vardı hatırlamıyorum. Ee, bu oyuncu çok bağırdı buraya. Gösterdi bu bu diye. Belki onun ikinci ikinciden sonra kendi koşsaydı bir şeyler olabilirdi. Evet. Ya da olamazdı. Sonra oyunun değişimi İspanya'da Gaya'nın çıkıp Alba'nın girmesi. 5 dakika sonra Hırvatistan'ın sağ kanattan 2 tane pozisyon yapması. Bu da yine bek oyuncularının pozitif ve negatif etkileri. E, Pedri'ye de şöyle bir etki yapayım burada, e, sen devam etmeden önce. Kilit pasları bir o kadar önemli ama aynı zamanda turnuvada e, 5 metre ve üzeri yapılan topla koşularda da 113 denemesi var. En iyilerden birisi turnuvada. Kesinlikle. Ya ben e, bu kadar iyi cross pas e, orta saha oyuncusu ya bak şimdi Trent Alexander arnoldun cross pasları muazzam ama önünde görebileceği bir şey var. Yani 30. 70 metresi var. Yani, şu, yani şöyle başlayalım, böyle başlayalım. 30-40 metresi var. Hücumda dersek Hücumda. 30 diyelim. Ha. Tüm oyunu, evet, oyunu 60-70. Pedri şuralarda bu cross pasları yapıyor. Yani bu dar alanda bu kadar doğru cross pasları atabilmek, oyunu her anlamda açabilmek çok çok önemli e, Pedri adına. Tabi sonra e, istese Hırvatistan milli takımında da oynayabilecek olan Dani Olman'ın oyuna girişi. E oynasın o. <laughs> Dön şeye Hırvatistan'a Ors için oyuna girişi. Burada Dalic'i de anlamak lazım. Ben maç başlarken hani Hırvatistan kadrosuna bakıyorsun. Maçı bitiren kadroya bakıyorsun. Burada hep şu ikileme düşüyorum ben. Bitiren 11 başlasaydı ne olurdu? Bu işin birinci kısmı. Ama başlayan 11 oyunu böyle çevirebilir miydi? İşin ikinci kısmı. Hep planlama. 3-1 geriye düşmek Dalic'in planları çok kötüydü. İşte ondan sonra Orsic'ler girdi değil. Dalic'in bir planlaması olduğunu görüyorsun. Evet. Neye dair olduğunu görüyorsun. Tamam mı? Evet ben bu oyunu böyle oynarsam oyunu değiştirebilirim. Brekalo'yu adam tabii ki şeyde Alvaro e, Morata'nın golünde Brekalo'nun hatası da var. Ama bu adam o değil ki. Ama planlama dahilinde onu oynamak zorunda kaldı. Hoca ondan yani biz Brekalo'yu bunu istemedi. Evet biz Brekalo'yu aa gollerde hata yaptı dersek ha, oyunu anlamadığımız geçmiş, anlamadığımızı olsun. ortaya Oyun Brekalo'yu niçin oyun attığını görmek o, lazım. Onu göze alarak yaptı evet. bunu yani. Dalic dedi ki evet ben bu adamı alıyorum. Savunmada da sıkıntı evet. yaşayacağım. Ama hücumda da gol attıracağım işte onu. Attırdı. Ki zaten attırdı da. Evet. beraber pasal evet. işte oyuna girince. Evet. Tamamladılar. Ee, şeyi söyleyelim. Ee, Orsiçe şey diyorlar ya Hırvatistan'da, ee, yani late bloomer diye bir şey bir tabir var. Bize nasıl çevirebiliriz? Arap atı ya da kabak çiçeği. Evet. Sonradan açılan. Yani, sonradan açılanlar Açıdan. için kullanıyorlar. Late bloomer. Bloom zaten kelime anlamı olarak hani böyle bir büyümek, şey ifade eder. Yani. Evet. Geç büyüyen. Geç büyüyen. Bizde tam karşılığı Hı. var işte. Kabak çiçeği, arap atı. Evet. Çünkü kabak adam, çiçeği dolması efsanedir. Güzel değil mi? Masterchef'te de ben de izlerim. Yani. Evet, ben Ayvalık'a gidi Ayvalı gidince. Masterchef'te Master de, de çok yaparlar. Ama öyle, öyle şeyde değil. Cunda Munda falan değil. Ayvalık'ta tam Ayvalık şehir merkezinde bir otoparkın orada bir ufak bir aile lokantası hmm. vardır. Oradaki kabak çiçeği dolması adını unuttuğum için söylemiyorum ama mekanın adını şey, güzeldir yani merkezde. Güzel. Bu bizim senle bir yemeğe gitsek herhalde şey masa inanılmaz çeşitli olacak. Evet. Çünkü senin yediklerinin çoğunu ben ya hiç tatmadım evet. bilmiyorum. <laughs> Benim yediklerimi sen artık yemekten vazgeçmişsin. Evet. Herkese hitap eden bir masa tabii, olacak. Tabii. Ama ben de şey işine meraklıyım. Daha yeşil beslenme, daha sebze beslenme işine doğru güzel. Gidiyorum güzel salatalar filan çalışmaları yapıyorum ama yani Allah affetsin arada da kebap mebap gidiyor. Ona yapacak bir şey mi? yok. 30 sene daha yaşamış adam. Bu arkadaş Slovenya Ligi'nde oynamış Orsic. Hı -hı. Seri B'de oynamış. Kore'de oynamış. Hı -hı. Çin'de oynamış. Hı -hı. E, ve oynanıştı. sonra evet Dinamo Zagreb. Zaten hayali Dinamo Zagreb'de oynamak. Çocukluk hayali. Şimdiki hayali de büyük ihtimalle Dinamo Zagreb'de bitirmek. şimdi <laughs> Geçen yıl Atalanta maçı var. 3 gol attı. Bu yıl Tottenham maçı var 3 gol attı ve bence dünkü maçında Hırvatistan cephesi adına e, maçı tutan oyuncuydu. Dinamo Zagreb Atalanta maçını bulun efendim. Yani bunu söylememin sebebi şu e, futbola dair e, her şeyi görebildiğiniz bir maçtı. Dinamo Zagreb Atalanta maçı. Bielisa ee, değil miydi hocam? Bielisa. Atalanta'da Gasperini hocam var. Öyle söyleyeyim. Gasperin Şimdi hocam Avrupa Şampiyonası'nın bir numaralı hocası. Her yani adam Freuler ve Derun haricinde Atalanta'nın yolladığı bütün oyuncular skora katkı yaptı. Olmadığı masa yok. Yok yok. Gasperini siz masa olmaz zaten öyle söyleyeyim. Hırvatistan'ın attığı üçüncü gol. Çapraz koşuların ne demek olduğu e, rakip sahi ceza sahasına 3 oyuncuyla girdiğin zaman neler yapabileceğinin en büyük kanıtı. Bunu Beşiktaş Türkiye'de yaptığı için Abu Larim ve e, Atiba ile yaptığı için şampiyon oldu zaten Beşiktaş öncelikli olarak. Burada Pasalic bu golü atmadan önce, yani şurada şu merkezde kafayı vurmadan önce lütfen şu iki oyuncunun Pasaliç'le beraber hangi koşuyu yattığını ve pozisyona nerede başlayıp nasıl bitirdiklerine dair maçın özetinde de görebilirsiniz bunu. Bunlar hep detaylardır ve İspanya gibi bir savunmayı bile dağıtabiliyorsun ki. Torres'in oyuna giriş sebeplerinden birisi o kafayı vurdurtmamaktı. Pauta. Tamam mı? Ve kafayı vurdurdu. Bir de Pasalic e vurdurdu yani. Ha geriden yani şey değil. Oyuncu. Tabii Koşuyla geriden gelen <laughs> Senin de ivmelenmeye karşı bir aksiyonun Görebilirsin vardı. Yani evet, yani. görevi dedin. Müthiş bir goldü. Tamam, belki River kaybetti ama şu gol bile bence Türkiye'deki teknik direktörlerimizin izlemesi gereken gollerden birisiydi. Maça dair Luis Enrique için çok seviniyorum. O adam yaşamış olduğu çok acılardan güzel. sebep bambaşka bir duyguyla izliyorsun İspanya maçlarını. Yani hani İspanya ne, ne yaparsa yapsın Luis Enrique'ye öyle şey yok. Hani Bam güm giremem yani. Yok. Ve ben bu arada Orada belir, olması bile belirli yeterli. noktalarda da oyun planını beğeniyorum adamın ben. Ha bu çok göreceli bir noktadır. Ben ilk maçta burada Lorenti oynatması, Koke ile dönüşümlü sahbe oynamaları falan deneyiş ve arayışlar benim çok hoşuma ya giden dünkü noktalar. İlk maçta Koke'nin oyundan çıkması eksi. Eksi tabii canım tabii eksi. Yani, yani. E, e, Albay'ı kullanışı eksi ama işte diyorum ya yani o yaşanmışlıklardan evet. sonra o kenarda o profili görmek bile benim için Başka Muhtemelen bunları bizim İspanyol meslektaşlarımızdan sormuştur. Onun da cevabını vermiştir. Bakmak lazım. Ben kendi anlattı diye. Mevzu o zaten <gülüyor> <onların> <gülüyor> evet. konuşulması. O zaman hem programı hem bölümü şöyle bir detayla kapatıyorum. Harika. Unai Simon golde hatası var. İspanya'nın kalecilerde hatası evet, eskiye dayanır. 84 <laughs> Arcona 84'te Arcona'da Fransa maçında bir hata yapar. Ama çok kritiktir onunki. Arcona'da da basktır. San Sebastian <laughs> 98'de Zubizarreta Nijerya maçı. Sunday Olişe'den İçeriği yediği bıraktı. bırakmıştı. Ee, o ve, da baskıdır. Benim golüm şey, Olişe'nin uzaktan attığı goydur. Ha böyle içeriye bıraktığım bıraktığı bıraktığı maç goydur. vardır. O da baskıdır. Bilbao'ludur. Ee, ve 2020'de, 21 tarihli 20 turnuvasında Unai Simon'un yaptığı hata. Simon da baskıdır. Bask't. Ve evet. Zubizarreta ile aynı yerde doğmuştur. İkisi e, Bilbao'da, e, Arcona'da. Yakın San Sebastian'da. Çok kötü bir espri şey yapacaktım vazgeçtim. <laughs> sonra yapacaktım. halden. <laughs> programdan zaten... <laughs> sonra yasaklı espri bize kalsın. <laughs> evet. <gülüyor> İzleyenlerimize tahmin ettim. O yüzden izleyenlerimizle paylaşmayalım. Ağzına sağlık. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ olasın. Bu program bitti. Ama voleyde programlar devam ediyor. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Her maçta, her pasta. Her şutta, her golde. Her zaman, her yerde. HDI Sigorta. Spor'un sigortası HDI Sigorta Çekirdekçi Tayfa Euro Özel'i sundu. Her zaman, her yerde HDI.